Merhaba gençler, bu videoda dörtgenlerin alan özelliklerine göz atacağız. Şimdi birinci özelliğimize başlayalım. Dörtgende AC ve BD köşegen olmak üzere, alfa da bu köşegenlerin arasında kalan açı olmak üzere alanı AC çarpı BD çarpı sinüs alfa bölü 2 ile hesaplayabiliriz. Şimdi burada sinüs alfayı kullanacağımız için açıların sinüslerini bir hatırlayalım isterseniz sizinle. Sinüs 30 neye eşittir? 1 bölü 2'ye. Sin 45 kök 2 bölü 2 idi. Sin 60 kök 3 bölü 2 idi. Eğer hatırlıyorsanız birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri de birbirine eşitti. Öyleyse sinüs 150 de 1 bölü 2. Aynı şekilde sinüs 135 kök 2 bölü 2 ve sinüs 120 de kök 3 bölü 2'ye eşit. Tabii eğer isterseniz bunları 30, 60, 90 üçgenlerinden de hesaplamanız mümkün. 30, 60, 90 üçgeni. 30'un karşısı 1 birim olsa 60'ın karşısı kök 3, 90'ın karşısı 2 birim. Sinüsü de nasıl hesaplıyorduk herhangi bir açının sinüsünü? Karşı dik kenarı hipotenüse bölerek hesaplıyorduk. İsterseniz buralardan da kullanabilirsiniz. Tabii 45 dereceyi nereden hesaplayacaksınız? 45, 45, 90 özel üçgeninden. Bunu da hemen hatırlayalım gençler. Bunlar da birer birim olsa 90'ın karşısı kaç birim oluyordu? Kök 2 birim. Evet, şimdi ikinci özelliğimize bakalım. İkinci özellik de köşegenler dik. Köşegenler dik, arada kalan açının sinüsü yazıyoruz ya. Burası sin 90 oldu. Sin 90 kaça eşitti? 1'e. Öyleyse biz alanı nasıl hesaplayacağız? AC çarpı BD bölü 2 ile. Niye? Çarpı sin 90 desek sin 90 1'e eşit çünkü. Evet, şimdi üçüncü özelliğimize göz atalım. Şimdi dörtgenimiz A, B, C, D. Alanını nasıl hesaplıyoruz? AC çarpı BD çarpı arada kalan açının sinüsü bölü 2 ile. Şimdi yine bu alfa açısı 90 derece olduğunda sin 91 olduğu için bu sefer alanı nasıl hesaplayacağız? AC çarpı BD bölü 2 ile. Evet, şimdi 5. özelliğimize bakalım. Şimdi 5. özellikten önce ben size üçgenlerde şunu hatırlatmak istiyorum. Şöyle bir alanda çok kullandığımız bir özellik vardı. Şimdi yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları oranı tavanları oranına eşitti. Evet, bunu yazalım. Aynı olan üçgenlerin alanlarının oranı tavanlarının oranına nedir? Eşittir. Alanlarının oranı tavanlarının oranına eşittir. Şimdi bu bizim üçgende alanda çok sık kullandığımız bir özellikti. Mesela şöyle düşünün. İki tane üçgenimiz olsun. A, B, C ve D, E, F üçgenleri. Şimdi ikisinin de yüksekliği h kadar olsun gençler. Yükseklikleri aynı olsun. Bunun da yüksekliği h kadar. Diğer üçgenimizin yüksekliği de h kadar olsun. Şimdi A, B, C üçgenin alanını nasıl hesaplayacağız biz? A çarpı h bölü 2 ile. Aynı şekilde DEF üçgeninin alanını nasıl hesaplayacağız? Onu da D çarpı H bölü 2 ile. Evet, şimdi bunları taraf tarafa oranlarsak, bakın H bölü 2'ler sadeleşecek. Alanlar oranı neye eşit çıkacak? A bölü D'ye. Şimdi bu durum, bakın buradaki iki tane şu DEC ve CEB üçgenin arasında var. S1 ile S2 üçgenlerinin yükseklikleri aynı. İsterseniz onu şöyle gösterebilirim size. Diyelim ki elimizde şöyle bir ABC üçgeni var. Şöyle çizdik bir ADC üçgeni. Şimdi ben buradan bir tane yükseklik atsam gençler. Bu hem ABD üçgeninin hem ADC üçgeninin hem de ABC üçgenin yüksekliği olacak. O zaman bu üçgenlerin yükseklikleri aynı. Alanların oranı tavanların oranına eşit olacak dolayısıyla. Mesela diyelim ki DC 2 birim, BD 3 birim olsun. O zaman ADC'nin alanı 2A olduğunda ABD'nin alanı da 3A olacak. Şimdi bu özellikleri kullanarak çıkmış bir kural bu. S1'in S2'ye oranı DE'nin EB'ye oranına eşit. S3'ün S4'e oranı da aynı yere eşit. Öyleyse S1'in S2 oranı S3'ün S4 oranına eşit olacak. Peki içler dışlar çarpımı yaparsak burada S1 çarpı S4, S2 çarpı S3'e eşit çıkacak.
Evet, şimdi oldukça detaylı bir özelliğiniz var 6. örnekte, 6. özellikte. Şimdi diyelim ki elimizde bir dörtgenimiz var. E, P, G ve H bulundukları kenarların orta noktaları. Eğer AC köşegeni ile BD köşegeni birbirine eşit değil ise burada oluşan şekil bir paralel kenar oluyor. Aslında ben bunu bir önceki videoda çok detaylı örneklerin içerisinde anlatmıştım. H ile G orta nokta olduğunda bakın HG AC'ye ne oluyor? Paralel oluyor. O zaman HG A kadar olursa AC de 2A kadar oluyor. Aynı şekilde EF de A kadar çıkıyor. Aynı durum HE ve DB için de geçerli. Şimdi eğer köşegenler birbirine eşit olursa yani AC ile BD o zaman oluşan şekil bir eşkenar dörtgen çıkıyor. Ama köşegenler birbirine eşit değil. AC ile BD dik olursa yani şurası 90 derece olursa oluşan şekil bir dikdörtgen oluyor. Çünkü bu açı 90 olduğunda E açısı da 90 oluyor. Yöndeş açılardan H açısı da 90, G de 90, F de 90 derece çıkıyor. Dolayısıyla oluşan şekilde bir dikdörtgen oluyor. Ama köşegenlerimiz eşit olup açılar da dik, pardon köşegenler birbirine eşit ve dik olursa bu sefer oluşan şekil ne oluyor? Bir kare oluyor. Şimdi bizim alanda en çok kullanacağımız E'de yazan özellik. Burada oluşan şeklin alanı tüm dörtgenin alanının yarısına eşit oluyor. Yani bu HEFG dörtgenin alanı, ABCD dörtgenin alanının yarısı. Çevresi de AC ile BD'nin köşegenlerinin toplamına eşit çıkıyor. Evet, şimdi yedinci özelliğimiz ne? Şimdi diyelim ki kenar orta noktaları birleştirdik. Biraz evvel de söylemiştik. Buradaki bu maviyle gösterilen alan bu tüm alanın yarısına eşit. Şimdi buradaki alanları S1, S2 ve S3, S4 ile gösterirsek S1 ile S3'ün toplamı S2 ile S4'ün toplamına eşit oluyor gençler. Bu şey, paralel kenarın alanı da tüm dörtgenin alanının yarısına eşit olduğuna göre dolayısıyla buradaki alanda S1 artı S2 artı S3 artı S4 oluyor. Eşit oluyor. Aynı zamanda iki tane S1 artı S3 veya iki tane S2 artı S4'e de eşit çıkıyor. Evet, şimdi örneklerimize geçebiliriz. 68. Örneğimizde bir dörtgenimiz var. Köşegenimizin bir uzunluğu 6 birim, B de 10 birim. Arada kalan açı 60 derece bizden alanı soruyor. Evet, biraz evvelki örnek özelliklerimize göre biz bu dörtgenimizin alanını nasıl yazıyorduk? Alan A, B, C, D'ye. 1 bölü 2 demiştik. AC çarpı BD çarpı arada kalan açının sinüsü. Sinüs 60 diyeceğiz. Evet, şimdi 1 bölü 2. AC kaç birim? 6. BD 10 birim. Sinüs 60 neydi gençler? Kök 3 bölü 2. Evet, şimdi işlemlerimizi yaparsak 6 ile 2'yi sadeleştirelim 3, 10 ile 2'yi sadeleştirelim 5, 3 kere 5, 15 kök 3 çıkar sorumuzun cevabı. Evet, şimdi 69. örnek ne diyor? Şimdi AE'ye 10 birim vermiş, EB'ye 10 birim, AB 12 birim, ECB'nin alanı, ECB'nin alanı, bakın şunun alanı kaç, ne kadarmış? 20'ymiş buranın alanı, şöyle gösterelim. Sonra ADE'nin alanını 12 olarak vermiş bu alanı da. Bizden tüm dörtgenin alanını istiyor. Şimdi AEB üçgenin alanını bir bulalım isterseniz. Şimdi yine ben ikizkenar bir üçgen görüyorum orada. Hemen şu özelliği hatırlatmak istiyorum. İkizkenar üçgende eşit olmayan kenara ait yüksekliği çizdiğimizde bu hem kenarortay hem açıortaydı. Şimdi aynı şeyi burada yapalım. Bir dikkat alın gençler. HEH 6 6 bölecek burayı. 6 var, 10 var. O zaman bu yüksekliğimiz 8 çıkacak. O zaman biz AEB üçgenin alanını rahatlıkla hesaplayabiliriz. Çünkü yüksekliğini bulduk. Tabanı 12 birim, yükseklik 8 birim bölü 2'den ne çıkar? 48. Evet, şimdi bu üçgenimizin alanını da 48 bulduk. Şuranın alanına da A diyelim isterseniz. Şimdi biraz evvelki özelliği kullanırsak 12 ile 20'nin çarpımı 48 ile A'nın çarpımına ne olacak? Eşit. A'yı çekelim buradan. 12 çarpı 20 bölü 48. Şimdi 12 ile 48'i sadeleştirelim. 4, 20 bölü 4'ten buranın alanı da 5 birim kare çıktı.
Bizden tüm alanı istiyor. Tüm alan 5 artı 12 artı 20 artı 48'e eşit çıkacak. Bu da 85 birim kare yapar. Evet, şimdi 70. örnekteyiz. Dörtgenimiz var. ADE üçgenin alanına 6 birim. DEC'nin alanı 4. EBC'nin alanı 12 birim kare olarak verilmiş. AEB'nin alanını istiyor. Hemen ben buranın alanına A diyeyim gençler. Kuralımıza göre 4 ile A'nın çarpımı 6 ile 12'nin çarpımına eşit çıkacak. A buradan 6 çarpı 12 bölü 4. 12'yi 4'e bölersek 3 yapar. 6 kere 3'ten de aradığımız alan 18 birim kare çıkar. Evet, şimdi 71. örneğimizde ne var? Bir dörtgenimiz var bakın. D açısı 90 derece. Şöyle bir eşitlik vermiş. AD uzunluğu 6 birim, DC uzunluğu 8 birim. Bizden ABCD dörtgeninin alanını istiyor. Hemen şu bilgiyi değerlendirelim. DB'ye 7K desek DE 4K olacak. Yazıyorum DE 4K. DB ne kadardı? 7K. O zaman EB'ye 3K kaldı. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Bakın burada yükseklikleri aynı olan iki tane üçgenimiz var. Alanlarının oranı tabanlarının oranına eşitti. O zaman buranın alanı 4A olduğunda ECB'nin alanı 3A çıkacak. Şimdi aynı durum ADE ve AEB üçgenleri için de geçerli. Bu iki üçgenin de yükseklikleri aynı. Yine alanlar oranı tabanlar oranına eşit. Buranın alanına 4B dersek şu üçgenimizin alanı da 3B çıkacak. Şimdi ADC üçgeni dik üçgen. İlk önce ADC üçgeninin alanını bulalım. Dik üçgenin alanı neydi? Dik kenarların çarpımının yarısı. Buradan ne çıktı? 24. Baktığımda ben o alanda 4A artı 4B'yi görüyorum. Demek ki 4A artı 4B 24'e eşit. Her yeri 4'e bölelim gençler. A artı B 6 çıktı. Peki benden istenen alanda ne var? ABCD'de 4A 3A daha 7A. 4B, 3B daha 7B var. Ben buraya 7 parantezine alırsam A artı B'yi bulurum. A artı B de 6 idi. 7 çarpı 6'dan aradığımız üçgenin alanı 42 birim kare çıkar. Evet, şimdi 72. örnekteyiz. Dörtgenimiz var. K ve L orta noktalar. Köşegenler birbirine dik. KL 10 birim. KL 10 birim şuraya yazalım. B'de 16 birim şurası. Şekil karışmasın diye şimdi yazmayacağım. Bizden A, B, C, D dörtgenin alanını istiyor. Şimdi B'de 16 birimdi değil mi? Şimdi K'da orta noktaydı. İsterseniz AB'nin şöyle orta noktasını belirleyelim. Buraya da M diyelim. Şimdi K ile M'yi birleştirirsek gençler. Şimdi sizden A, B, D üçgenine odaklanmanızı istiyorum. Burası da orta nokta olduğu için KM orta taban oldu. B'de 16 birim olunca KM'de kaç birim çıkar? 8. Şimdi M ile L'yi de birleştirirsek bakın. Şurada bir üçgenimiz oluşur. KLM üçgeni. Şimdi bu açı 90 derece ise buradaki açı 90 derece. Dolayısıyla M açısı da 90 derece yöndeş açılardan. Bir dik üçgen çıktı karşımıza. KM 8, KL 10. O zaman LM ne olacak? 6 olacak. Şimdi biz KML üçgenin alanını bulabiliriz. Hemen hesaplayalım. Dik kenarların çarpımının yarısından 24 birim kare çıkacak. Şimdi ben 24 birim kareyi buldum. Peki DC'nin orta noktasını alsam, buraya H desem. Şimdi bunları birleştirdiğimde bir dörtgen çıkacak karşıma. Biliyorsunuz burada oluşan dörtgenin alanı ABCD'nin yarısına eşittir. Şimdi biz bu kısmın alanını 24 bulduk. O zaman üst kısmın alanı da ne olacak? 24 birim kare olacak. Şimdi bizim bu KMLH dörtgenin alanı ne oldu? 48 oldu. O zaman bizden istenen ABCD dörtgenin alanı bunun 2 katına eşit olacak. 2 çarpı 48'den sorumuzun cevabı 96 çıktı. Evet, şimdi 73. örnekteyiz. Bizden alanları vermiş bakın. 9 birim kare, 12 birim kare, 10 birim kare. Yine G, H, E, P orta nokta. Zaten bu orta noktalar olmasa biz şu bahsettiğimiz özelliklerin hiçbirinden bahsedemeyiz. Bizden A, F, B üçgenin alanını istiyor. Buranın alanını A diyelim.
Özelliklerimizde ne öğrenmiştik? 12 ile A'nın toplamı 9 ile 10'un toplamına eşit çıkıyordu. A buradan ne olur? 19 eksi 12'den 7 birim kare çıkar. Evet, 74'e bakalım. Şimdi dörtgenimiz var. E, F, H, G orta noktalar. Tüm ABCD dörtgenin alanı 52 birim kare olarak verilmiş. Bizden de şu taralı bölgenin alanını istiyor. Peki G ile E'yi birleştirelim. H ile F'yi de birleştirelim. H, F, E, G'nin alanı. Büyük dörtgenin alanının yarısına eşittir. 52'nin yarısı ne yapar gençler? 26. Öyleyse bizim burada bulduğumuz şu bölümün alanı 26 birim kare. Daha sonra demiştik ki S1, S2, S3, S4 diye isim verelim isterseniz. S1 ile S2'nin toplamı S2, S3 ile S4'ün toplamına neydi? Eşitti. Burası 26 birim ise bu S1, S2, S3 ve S4'ün alanı da 26 birim kare. Öyleyse S1 artı S2'nin alanı ne olur? Şimdi bu S1 ile S2'nin toplamı S3 ile S4'ün toplamına eşit olduğuna göre bunların alanı da 13 çıkar değil mi? 26'nın yarısından. Peki bizden istenen taralı bölgenin alanı nereden oluştu? 26 ve bu S1, S2 toplamından onu da 13 bulduk. 26, 13 daha sorumuzun cevabı 39 birim kare çıktı. Evet, şimdi 75. örneğimiz ne diyor? Hemen bir göz atalım 75'e. Şimdi bir dörtgenimiz var. E, H, G ve orta noktalar. Bizden şu taralı kısmın alanının 50 birim kare olduğunu söylemiş bize. Şöyle alanların arasında bir özellik var. Alanı ABCD'nin alanının tamamını istiyor. Şimdi buradaki katsayılara bakıyorum. 2, 4 ve 6 nerede birleşir gençler? 12'de. O zaman şöyle yapalım. Her birinin 12 olabilmesi için AHE'nin alanına 6A diyelim. AHE'nin alanı 6A. GPC'nin alanı ne olur? 3A. Onu da yazıyorum buraya. 3A. DHG'nin alanı da 2A olur. Onu da şuraya şöyle gösterelim. Şimdi şu geriye kalan alan 50 birim kare. Bizden tüm alanı istiyor. Şimdi E ile F'yi birleştirelim. Şimdi yine bakın burada oluşan dörtgenin alanı ABCD'nin alanının yarısı. Aynı zamanda 6A ile 3A'nın toplamı, şuraya S dersek 6A ile 3A'nın toplamı 2A ile S'in toplamına ne olacak? Eşit. Buradan ilk önce S'i bulalım. 6, 3, 9A, 2A'ya attık. Burası 7A çıktı gençler. Şimdi 2A ile 7A'nın toplamı burası da 9A'ya eşit. Yine kurallarımızdan biliyoruz. Şimdi 9A ile 7A'nın toplamı bize ne olarak verilmiş? 50 birim kare olarak verilmiş değil mi? Pardon, burası 9, 9, 18A yapacak gençler. Ha, onu hemen şuraya yazalım, 18A. Çünkü bu 6, 7, 3 ve 2A'nın toplamı buranın alanına eşit olacak. Şimdi 18A ile 7A'yı topladığınız zaman burası 25A yapar. 25A da 50 birim kareye eşitmiş. Buradan A'yı bulursak 50 bölü 25'ten 2 birim kare çıkacak. Peki tüm alanda kaç A var? Hemen hesaplayalım isterseniz onu. 18A 36A olacak değil mi tüm alanda? 36A 36 ile 2'yi çarparsak da sorumuzun cevabı 72 birim kare çıkacak. Evet, şimdi 76. örneğe bakalım. Kenarların arasında oranlar var. İsterseniz onları değerlendirerek gidelim. Şimdi EC'ye A olsun diyelim. EC A ise DC ne kadar olacak? 3A. BC, CF'ye B diyelim. BC. Çocuklar DC 3A'ymış. O zaman buraya 2A kaldı. Hemen onu düzeltelim. Evet, CF'ye B demiştik. BC ne oldu? 3B oldu. O zaman buraya 2B kaldı. Şimdi AG'ye 3C dersem, AG'ye 3C dersem, GD ne oldu? GD 2C oldu. AH'a 3D dersem, HB'de 2D'ye eşit çıktı. Şimdi CEF üçgenin alanı 2 birim kareymiş. A HG üçgenin alanı 9 birim kareymiş. Bizden taralı bölgenin alanını bulmamızı istiyor. Şimdi hatırlıyorsanız
İki üçgen birbirine benzerse alanlarının oranı benzerlik oranının karesine eşitti. Yazalım. Alanlar oranı neydi? Benzerlik oranının karesine eşitti. Eğer iki üçgen birbirine benzerse şöyle kısaca ifade edeyim. Şimdi biz D ile B'yi birleştirsek gençler. Şimdi EP kenarları aynı oranda böldüğü için EF ile DC birbirine ne olacak? Paralel. Şimdi EF ile BC birbirine paralel olduğunda isterseniz şurada şöyle göstereyim. Şimdi şöyle çizelim. A, B, C, D, E. D, E ile BC birbirine paralel olsun. Bakın D açısıyla B açısı yöndeş açılardan eşit. E ile C eşit yöndeş açılardan. Dolayısıyla A, D, E üçgeniyle A, B, C üçgeni birbirine ne oluyor? Benzer. Şimdi farz edelim ki bunların benzerlik oranı K. O zaman alanlar oranı ne olacak? Benzerlik oranının karesi. Şimdi biz bu bilgiyi burada kullanacağız. Şimdi aynı şekilde şuraya yazıyorum gençler. ECF üçgeni ile DCB üçgeni birbirine benzer. Peki benzerlik oranına göz atalım. A bölü 3A'dan, A bölü 3A'dan 1 bölü 3 çıktı. Peki alanlarının oranı ne olacak? Şöyle diyelim, CEP üçgenin alanı 2 birim, alan CDB diyorum. 1 bölü 3'ün karesine eşit çıkacak. 1 bölü 3'ün karesi ne yapar? 1 bölü 9. Dolayısıyla buradan CDB üçgenin alanı içler dışlar çarpımı yaptığımda 18 çıkar. Şimdi 2 birim buradaysa tamamının 18 birim olabilmesi için buraya 16 birim kare kaldı. Şimdi aynı bilgiyi buradaki AGH üçgeniyle AGH üçgeniyle ADB üçgeni arasında kullanacağız. Bunlar da birbirine benzer. Benzerlik oranını hesaplayalım yine. Mesela 3C bölü 5C'den yazıyorum. 3C bölü 5C'den 3 bölü 5 çıkacak. Peki şimdi 9 birimi ne diyoruz? ADB'nin alanının oranı 3 bölü 5'in nesine eşit olacak? Karesine. 3 bölü 5'in karesi ne yapar? 9 bölü 25 yapar. Buradan ADB üçgeninin alanı da bakın şimdi şuradaki iki eşitliği kullanırsa 25 birim kare çıkar. Şimdi 9 birimi burada olduğuna göre bu bölgeye de 18 birim kare kalır. Bizden taralı bölgenin alanını istemişti. O da 18 artı 16'dan kaç çıkacak? 34 çıkacak. Öyle değil mi? Şurada bir işlem hatası mı yaptık acaba? Sorunun cevabında mı bir sıkıntı var? Pardon. 25'ten 9 çıkınca buraya 16 kalır gençler. Evet. 16 artı 16 daha sorumuzun cevabı 32 birim kare yapacak. Evet. Şimdi 77. örneğimize gelelim. Şimdi kenar uzunlukları verilmiş. AE 10 birim, EC 15 birim, EB işte verilmiş 10, ED 5 birim, AB 16. Bizden nereyi istiyor? Dörtgenin alanını bulmamızı istiyor, değil mi? Şimdi ben şurada bir ikizkenar üçgen görüyorum. Hemen bakın E'den aşağıya bir dikey tanım. İkizkenar üçgende neydi? 8 8 bölüyordu, değil mi? Yükseklik aynı zamanda kenarortaydı. Buradan şuraya H dersek H kaç çıkar Pisagor'dan? 6 çıkar. Dolayısıyla biz buradaki AEB üçgenin alanını hesaplayabiliriz. Taban 16, yükseklik 6 bölü 2'den 16 ile 2'yi sadeleştirdik. 8 ne çıktı buranın alanı? 48 birim kare. Şimdi şöyle yapalım. Şekil biraz karıştı şuraya. Ben ayrıca bu dörtgeni çizmek istiyorum. Şu şekilde daha rahat üzerine işlem yapalım diye. Şimdi A, B, C ve D uzunluklarımızı da yazalım gençler. 5 birim, 10 birim, 15 birim, 10 birim. Şimdi biz AEB'nin alanını 48 bulduk. Şimdi burada kullanacağım bilgi yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanlarının oranı tabanlarının oranına eşittir bilgisi. Şimdi buradaki bakın şu işaretlediğim iki üçgenin yükseklikleri aynı. Tabanı 10 iken alan 48 ise taban 5 olduğunda alan ne çıkacak? 24 birim. Şimdi aynı şekilde ADE üçgeni ile DEC üçgenine bakacağız. Bunların da yükseklikleri aynı. Yine alanlar oranı neye eşit olacak? Tabanlar oranına.
Şimdi buranın alanına A diyelim isterseniz. 24'ün A'ya oranı 10'un 15'e oranına eşit çıkacak. Şimdi 10 bölü 15'i sadeleştirelim. 2 bölü 3. Buradan A alanı ne çıkar? İşlemleri yaparsak 24 ile 12, 36 birim kare çıkacak. Burayı 36 birim kare bulduk. Şimdi şuranın alanına B diyelim. Aynı ya da şöyle de diyebiliriz. B demeyelim. Bakın şimdi şu ECD üçgeniyle ECB üçgenine bakalım. Bu iki üçgenin yükseklikleri de aynı. Alanlar önü tavanlar önüne eşit. Taban 5 birimken alan 36 ise taban 10 birimken alan ne çıkar diye bakabiliriz. Buradan sadeleştirmemizi yaparsak B alanımızda 72 çıkar. Şimdi bizden tüm alanı istiyor. Tüm alan eşittir diyorum. 24 bulduk, bir 48 bulduk, bir 36 var, bir de 72 var. Hepsini toplarsak da alanımız 180 birim kare olarak bulunabilir. Evet, oldukça detaylı bir soruydu. Şimdi 78. örneğe geçtik. Bir dörtgenimiz var. Alanlar 6 ve 24 birim kare olarak verilmiş. EB 3 DE'ye eşit diyor. O zaman DE'ye K dersek EB ne olacak gençler? 3K. Bizden tüm dörtgenin alanını bulmamızı istiyor. Biraz evvelki örnekte olduğu gibi yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları oranı tabanları oranına eşittir diyeceğiz. Şimdi buranın alanını A diyelim. Şimdi A'nın 24'e oranı K'nın 3K'ya oranına eşit çıkacak. Şimdi buradan 3A 24 ise A alanını ne buluruz? 8 birim kare. Şimdi A'yı bulduk. Burası 8 birim kare. Şimdi şu alana da B diyelim. Aynı durum bu ADE üçgeni ile AEB üçgeni arasında var. 6'nın B'ye oranı K'nın 3K'ya oranına eşit çıkacak. Burada yine içler dışlar çarpımı yaparsak B alanında 18 birim kare bulacağız. Tüm alanı bulmak için de 6'yı, 8'i, 24'ü ve 18'i topluyoruz. Bunun toplamı da 56 birim kare olarak karşımıza çıkar. Evet, 79'da detaylı ve ayrıntılı bir soru var. Şimdi AE 8 birimmiş. DE ile BC paralel. Bakın paralellik bu soruda çok önemli bir bilgi. AE de 60 dereceymiş. AE 8 birim, EB 10 birim. Bizden nereyi istiyor? ACD dörtgeninin alanını bulmamızı istiyor. Evet, şimdi şöyle mi yapsak? İsterseniz şurada 60 derece var. Hemen bir dik atalım. 30, 60, 90 üçgeni olsun. 90'ın karşısı 6 birim ise 30'un karşısı 3 birim olur. 60'ın karşısı da biliyorsunuz 3 kök 3 birim olur. Şimdi biz de A, E, C, D'nin alanını istiyordu. Şimdi şöyle yapsak bakın D ile B'yi birleştirsek. Şimdi şu D ile B'yi birleştirdim. Şimdi bakın şuraya da K diyeyim. Bunu nasıl şöyle ifade edelim isterseniz. Ben size şu şekilde anlatmaya çalışayım. Şimdi şurada bir A, B, C, D dörtgenimiz olsun. Şunları şöyle çizelim. Bu arada DC ile de A, B birbirine ne olsun? Paralel olsun. Şimdi buranın alanını S1 desek. Şimdi şuranın alanını S2 desek. Ben şuradan da bir yükseklik çizsem. Bu yüksekliğe de şöyle H desem gençler şöyle birleştireyim. Buraya da A desem. Şimdi S1 artı S2'nin alanı. A tabanı A. Tabana ait yükseklik H. A çarpı H bölü 2 değil mi? Şimdi şuraya da S3 desem. S2 artı S3'ün alanı da A çarpı H bölü 2 ile bulunacak. Dolayısıyla S1 ile S3'ün alanı birbirine eşit çıkacak. Şimdi S1 ile S3'ün alanı birbirine eşit. Şimdi aynı durum burası için söz konusu. Buraya ben bu alana A desem. Bu alan da A'ya eşit olacak. Şimdi şuradaki alana B diyelim. Şuradaki alana da C diyelim. Şimdi bizden istenen A, E, C, D dörtgenin alanında ne var? A artı B artı C var. A artı B artı C. Aynı A artı B artı C bu A, D, B üçgeninde de var. Öyleyse A, E, C, D'nin alanı A, D, B'nin alanına eşit. Peki şimdi bu üçgenin alanına bakarsak. Bakın şöyle üçgenimizi görüyorsunuz. Şimdi bu üçgeni. Tabanı kaç birim? 18. Bu tabana ait yüksekliği biraz evvel hesapladık. 3 kök 3. 18 çarpı 3 kök 3 bölü 2'den hesaplamamız mümkün. 18'i 2'ye bölersek 9 çıkar.
9 kere 3'ten 27 köküt sorumuzun cevabı olur. Evet, biraz detaylı ve zor bir örnekmiş. Bir kez daha şöyle bir tekrar bakmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi 80. soruya göz atalım. Dörtgenimiz var. Açıortay bakın ağacı. AD 10 birim, AB 15 birim. Bizden ADC üçgenin alanının ABC üçgenin alanına oranını soruyor. Şimdi ben bu açıortayı görünce hemen aklıma şu bilgi geliyor. Biliyorsunuz şöyle bir açıortay çizelim. Açıortayın üzerine herhangi bir nokta aldığımızda açının kenarlarına indirilen bu dikler birbirine ne oluyordu? Eşit. Hatta gençler şöyle diyelim. Buradaki AB uzunluğuyla AC uzunluğu da birbirine eşitti. E şimdi şöyle yapsak bakın şimdi ABC üçgeninde C'den bir dik atsak ve bu uzunluğa H desek. Şimdi şu açıortayı uzattığımda C'den buraya dik attığımda burası da H olmayacak mı? Şimdi ADC üçgeninin alanını hesaplamaya çalışalım. Tabanı 10 birim, bu tabana ait yükseklik H. O zaman bunun alanı 10 çarpı H bölü 2. E şimdi ABC üçgenin alanına bakalım. Bu da 15 çarpı H bölü 2'ye eşit. H bölü 2'ler sadeleşirse geriye 10 bölü 15 kalır. Bunu da sadeleştirdiğimizde her yeri 5'e böldüğümüzde 2 bölü 3'ü bulmuş oluruz. Evet gençler, dörtgenin alan özelliklerini bitirmiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.